Hepinize selamlar dostlarım, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 13.8 yama notları videosuyla sizlerle birlikteyim ve bu video içerisinde sizlere gelecek olan değişikliklerden bahsediyor olacağım. Bu değişiklikler arkadaşlar 19 Nisan Çarşamba günü sunucularda olacak. Güncelleme oyununuzu çok rahat bir şekilde bu değişikliklerden faydalanabilir ve rahat bir şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz hatırlatmış olayım. Genelde yamalar Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece geliyor. Yani gece 5 gibi rahat bir şekilde oyununuzu oynarsınız. Şimdi bakalım bizleri neler bekliyormuş, onlardan bahsedelim. İlk etapta arkadaşlar Alistar ultisine bastıktan sonra ultisinin aktif olduğu süre 7 saniyeden 8,5 saniyeye çıkartıldı. Ne demek bu? Artık Alistar daha uzun süre tank bir şekilde haritada dolaşmaya devam edecek. Bu da takım savaşlarının tabi uzun sürmesinden kaynaklı bir durum. Savaşlar bu kadar uzun sürüyorken Alistar'ı birazcık daha uzun süre tank olarak tutmak istemişler. Bu noktada da bufflayarak karakteri daha da ön plana çıkardılar ki en son biliyorsunuz karakter yine çok güzel bufflar almıştı. Aurelion Sol 2 yamadır üst üste nerf yiyor. Bu da nerf yediği 3. yama arkadaşlar. Sağlık artışı 95'ten 90'a düşürüldü ve saldırı menzili büyümesi 4.3'ten 4'e düşürüldü. Gerçekten late game'de çok büyük problem olan bir karakter. Evet, yetenekleri hızlı bir şekilde etkisini gösteremiyor özellikle erken oyun bazında. Bu noktada late game'e çıktığında da etkisinin çok da fazla olmasını istemiyor Riot ve burada tekrardan Sol'e bir darbe vurulduğunu görüyoruz. Tabi bu tarz değişimler Sol'ün güçlenmesi için veya oyundan düşmesi için yeterli olacak mı? Göreceğiz. Sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ezreal'a gelecek olursak, Ezreal'ın taban saldırı hasarı 60'tan 62'ye yükseltildi arkadaşlar. Koridor safhasında birazcık daha rahat bir şekilde durabilecektir. Garen'in taban saldırı hasarı 66'tan 69'a çıkartıldı ve taban zırhı da 36'tan 38'e yükseltildi. Yine erken oyunda koridorda daha uzun süre kalabilecek ve takaslarda daha avantajlı hale gelecektir. Canlı'ya gelecek olursak W'sun hasarı 70 ila 190'dan 80 ila 200'e çıkartıldı. Uzun zaman sonra ilk defa Janna'nın W'su bufflandı kısacası. Yetenek gücü oranında 0.5'ten 0.6'ya yükseltilirken E'sinin çürüme gecikmesi de 1.25 saniyeden 2.5 saniyeye çıkartılmış. Güzel, E'si artık daha geç bir şekilde çürüyecek. Jarvan'a gelecek olursak saldırı hasarı artışı 3.4'ten 3'e düşürülmüş. Q'sun hasarı da 90 ila 250'den 80 ile 240'a düşürülmüş. Meta'daki en gözde ormancılardan bir tanesiydi kendisi. Bu nerf ile birlikte birazcık daha geri planı çekileceğini söyleyebiliriz. Kha'Zix'in Q'sunun taban hasarı 60 ila 160'dan 70 ila 170'e yükseltilmiş. Kog'Maw'ın pasif hasarı 125 ila 250'den 140 ila 650 arasında yükseltilmiş. Bayağı yüksek bir hasar bu arada. Özür dilerim. Q'sunun bekleme süresi 8 saniyeden 7 saniyeye düşürülmüş. Yine çok büyük problem yaratacak bir unsur bu. Ve E'sinin mana bedeli 60 ila 100'den 40 ila 100 arasına düşürülmüş. Yavaşlatması da %20 ila 52'den %30 ila 50 arasına çıkartılmış. Şuradaki iki fark çok büyük bir şeye yansıtmayacaktır ama erken oyunda %30'luk yavaşlatma özellikle takım arkadaşlarınıza baskın için pozisyon ayarlama noktasında çok fazla avantaj sağlayacaktır. Leona W'sunun bonus zırhı ve büyü direnci 45 ila 185'ten 55 ila 195'e yükseltilmiş ve büyü hasarı da 45 ila 185'ten 55 ila 195'e çıkartılmış dostlar. Lilia'ya gelecek olursak canavar hasarı sınırı 50 ila 150'den 50 ila 170'e çıkartılmış. Artık orman kamplarına daha fazla verecek, hasar verecek. Canavara iyileştirmesi de 24 ila 75'ten artı yüzdelik 5.4'lük yetenek gücünüze bağlı olacak şekilde güçleniyorken artık 39 ila 54 arasında ve yetenek gücünüzün %15'ini alacak şekilde arttırılmış. Artık daha da fazla kendinizi iyileştirebileceksiniz orman kamplarından. Şampiyonlardan iyileşme olanı ise 6 ila 120 arası bir yetenek gücünüzün %12, 18 iken artık 6 ila 90 ve yetenek gücünüzün 30 olacak şekilde değiştirilmiş. Yani siz ne kadar fazla yetenek gücü kısarsanız o kadar fazla iyileşecek demişler karakter için. Malphite'in W'sunun ilk otomatik saldırısının taban hasarı 30 ila 90'dan 30 ila 70'e düşürülmüş. W'sunun zırh oranı ise 20'den %20'den %15'e düşürülmüş. Lazımdı. Üst koridordaki en güçlü karakterlerden bir tanesi özellikle AD pickler çok fazla tercih edildiğinde müthiş bir cevap niteliğinde oluyordu. Ve o kafa kafaya dövüşte W yeteneğinin avantajı çok fazla hissedilmese de çok fazla Malphite'e birçok savaşı kazandıran şey bu oluyordu. Ve böyle bir nerf'e ihtiyaç vardı. Nidalee'ye gelecek olursak temel zırhı 28'den 32'ye çıkartılmış. Zırh büyümesi de 4.7'den 5'e çıkartılmış. Çok iyi bir değişim bu. Çünkü Nidalee ormanda birçok AD karaktere karşı başarısız kalıyordu. Onlara karşı nefes almasını sağlayacak.
Kopya'ya gelecek olursak Q'sunun hedef canının yani savaştığı kişinin canının hasar canına göre hasar verecekmiş. Bu hasar 8'den 9'a çıkartılmış kısacası. Yani rakip cana göre vuruyorsunuz ve vermiş olduğunuz hasar yüzdelik canın %8 değil %9 olacak. Heh, şimdi güzel oldu. W'sun bonus dirençleri %10'dan %12'ye çıkartılmış. %40 canın altında ise %24'e çıkartılmış. %20 ile bu da. Öte yandan Raka'nın temel zırhı 32'den 30'a düşürülmüş. Zırh büyümesi de 5.1'den 4.9'a düşürülmüş. Çok fazla rahatsız etmeyecektir. Belki geç oyunda. Zoe değişikliği ise Yama'dan çıkartılmış. Eşyaya gelecek olursak burada kozmik sürücüden bahsediliyor. Ama özelliği burada yazmıyor. Ben hemen söyleyeyim. Normalde bu eşyaya arkadaşlar mobiliteye ihtiyaç duyan karakterleri alıyordunuz. Ve yüksek yetenek bekleme süresinde azalma kazanmak isteyen karakterleri neydi? Vlad'mış mesela. Ve bu karakterlerin mobiliteye açığını çok güzel kapatıyordu. Ama bu karakterler dışında başka karakterlere tercih edilen bir eşya değildi. Yani sırf bu karakterlere özel bir şekilde duruyordu. Yok buna bir değişiklik getirmeye karar verdi. Olay şu şekilde. Siz rakibi bir defa vurduğunuzda eşya steklenmeye başlıyor. Sonrasında full stek olduğunda rakibe tekrar vurduğunuzda muhtemelen eşya ya size hareket hızı verecek ya da ilave yetenek gücü, yetenek hasarı gibi bir şey sunacak. Yani ölü adamın zırhında olduğu gibi eşya 100 stek olduğunuzda rakibe ilk vurduğunuz ilave etkiler gösteriyor ya. Aynı mantık olabilir. Ya da eskiden bir eşya vardı. En fazla yetenek gücünü veren eşya 120 yetenek gücü mü 125 yetenek gücü mü ne veriyordu? Aşırı büyük sopayla yapılan daha sonrasında oyundan kaldırıldı. Eşyanın aktifi yetenek gücü vermek ve hareket hızı vermek gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ona benzer bir değişiklik de yapabilirler. Ama söylenen dediğim gibi siz rakibe ilk vurduğunuzda steklenmeye başlayacak. Ardından full stek olduğunda rakibe sonraki vuruşunuzda ilave etkiler kazandıracak şeklinde sevgili dostlar. Bunlar Yama için beklenen değişiklikler. Tabi Yama geldiğinde daha net bir şekilde göreceğiz değişiklikleri ama PB sunucusunda şu an bu değişiklikler güncel olarak var ve bunlarla birlikte oynayabilirsiniz. Test edebilirsiniz gelecek şeyleri. Ve sizler için daha faydalı olacağına inanıyorum. Benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu Yama nasıl olmuş? Beklediğinize değdi mi? Beklediğiniz karakterler değişiklik gösterdi mi? Yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.